Kaç takım çalıştırdınız bugüne kadar? Tümrancığım 38 kere sözleşme yapmışım takımlarla. 36. yıl bu. 36 yıl 38 takım. Yok. 38 sözleşme. Bazı takımlarla 3 kere, 2 kere çalıştığım yerler var. Mesela Bursa gibi, Antalya, Konya, Adana, Adanaların Adana Sporu, Demir Sporu, Gençler Birliği, hatırlamadığım olabilir. Bunlarla 2 kere, 3 kere çalıştıklarım var. Yani 30 farklı takım. 30 farklı takım. Ve bu Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesi. Bu 7 coğrafi bölgesinin köyünden kasabasına, ülkemin 81 vilayetini çok iyi bilen birisiyim yani. Gitmediğiniz şehir var mı oynatmadığınız Yok. Takım? Hepsine gittim. Bir 15 tane doğuda gitmediğim bir yer vardı. O zaman Adana Spor'da çalışıyordum. Yardımcı hocamı yanıma aldım. O yörenin çocuğuydu, Vanlıydı o. Dedim gel gidelim şu milli maç arası var. Görmediğim 15 yeri. Biz çıktık işte Malatya Spor'la oynadık. Oradan Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Tatvan, efendim Hakkari, Yüksekova, Hakkari. Döndük oradan geldik nasıl söylesem Ağrı, Iğdır, Doğu Beyazıt işte Kars. Bütün oraları dolandım, Türkiye'yi bitirdim. Türkiye'yi bitirdiniz. Perşembe günü sözleşmeye başlayıp pazartesi bıraktığınız takım hangisiydi? Gençler Birliği. Üç gün. Üç gün. Ne olmuştu orada? Ne olmuştu? İlhan Cavcav Allah rahmet eylesin. O da çok efsane bir insan. İlhan abi ikinci kez beni takıma çağırıyor. Birinci kezinde biraz problemli ayrılmıştık. Dedim bak İlhan abi çağırıyorsun beni. Beni tanıyorsun. Yapabileceğiz mi beraber? Ya olur mu yılmaz dedi. Kim ben işte düşüyoruz da şu durumda. Tamam abi peki anlaştık. Ve cumartesi günü Eskişehir'e gittik. Pazar günü Eskişehir'le oynayacağız. Oynadık. Maçtan sonra da takım tatile giriyor. Tatil başlıyordu. İşte çocuklar birkaç gün eksik dedi ki ben onlara ben yeri geldik. İki gün erken dönün. İkinci devre çünkü düşme potasında takım yenden. Yani bir çıkma potasında olan da çalışmadık Allah'a şükür. Dolayısıyla maç bitti. Maçtan sonra oyunculara iyi tatiller çocuklar falan. Sonra ben dedim İlhan abi İstanbul'da bir işim var gideyim. Döneyim transferi konuşalım falan. Tamam Yılmaz dedi. Gittim. İşte dişimde bir problem var. Dişinde oturuyorum o beni aradı. Dişçi koltuğunda. Dişçi koltuğunda. Yılmaz dedi ne oldu? Ya senin sözleşmeyi feshedelim dedi. Dedim hayırdır abi niye? Bu dedim yani şimdi konuşulacak işim. Geleyim Ankara'ya konuşalım nedenini. Daha dedim bir sürü yani odadan çıkıp sahaya inmem problem. Yani nereden gidildiğini bilmiyoruz. Oyuncuların hepsinin ismini sayamıyoruz daha yani. Ya da oyuncular sizi istemiyorlarmış dedi. Mutlu değillermiş dedi. Dedim Allah Allah. Tamam abi problem yok dedi. Ondan sonra işte orada basın toplantısı yaptık neyse biz. Peki İstanbul'da. Tek maçta sizi istemediklerine nasıl karar vermişler? Biraz acımasızca değil mi ya tek maç yani hepsi. Şey dedi işte bana problem çıkarma anlaşalım senle dedi. Dedim abi yani problem çıkarma değil de bu çocuk oyuncağı mı? Yani geldik üç gün sonra hiç bilmediğimiz bir konu. Ya dedi işte sana dedi 3-5 bir şey yapalım da ben de basın toplantısı dedim ki bana böyle söyledi. Ben de dedim ki işte beni ben şu muyum falan o kastettiğim kişiler de beni mahkemeye verdi. Yok sen ırkçılık yapıyorsun şu bu falan başıma iş açtı yani. Eyvah ondan sonra mı ırkçılıkta suçlandı? Yani öyle daha bir 10 gün sonra ayrıldığımız yer oldu. 2 sene sonra ayrıldığımız yer oldu. Bir kulüpte 3 kere çalıştığımız oldu Bursa kulübünde 4 sene. Yani Türkiye'de tabii Peki bu takım yapılacak iş değil yani. Peki bu kadar çok takım değiştirmeniz sizden mi kaynaklanıyor başka sebeplerden mi? Biraz iğneli ya, bir soru sorayım. Ben mesela Türkiye liglerinde çok imkanları olan takımlarda çalışmadık. Mesela ben Trabzonspor'da görev aldığımda Başbakanlık Kupası kazandık. 4. bitirdik. 2. senesi de lideriz. 9. hafta ki İstanbul'da Fenerbahçe'yi yendik. O tarihten beri İstanbul'da Fenerbahçe'yi lig maçlarında yenemediler diye biliyorum. Ve 3-1 kazandığımız bir maç. Ve takım lider. Samsun'da bir maç kaybettik. 2. sıraya düştü. Geldim kulübe. Antrenmana çıkınca dediler ki yönetim kurulu seninle anlaşamıyor. Dedim ne yapmamı istiyorsunuz? İstifa etmeni istiyor dediler. Hiçbir şey söylemedim. Bir sürü alacağımı da bıraktım. Attım yüzeye gittim. Yani bilmiyorum nedenini. Böyle bilinmeden gönderildikleriniz şöyle oldu. Yani idarecilerin Türkiye'de hepsi bizim arkadaşımız, kardeşimiz, abimiz neyse yani ilişkilerde bir şey yok. Fakat
Düşünüyorum da ben, Türkiye'de futbol neden var, niçin var? Yöneticiler ne düşünüyorlar, ne yapmak istiyorlar? Sportif amaçları mı var, yoksa siyasi veya ticari olarak bakıyorlar bu işe? Yani düşünebiliyor musunuz? Siyaset gibi... ve ticaret futbolda futbolun önüne daha mı çok geçti artık Türkiye'de? Daha mı çok mu değil, tamamıyla öyle. Düşünebiliyor musunuz? Siz bir kimlik oluyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu kimlikle, randevuyla, randevusuz dahi gidebiliyorsunuz yani. Öyle bir yerlere ulaşabiliyorsunuz ki bundan daha iyi bir tanıtım olmaz bir insanın yani. Dolayısıyla belediye başkanı olmak istiyorsunuz. Milletvekili olmak istiyorsunuz. Siyasetle direkt ilişkili şeyler. O zaman bir popülarite lazım. O kent sizi tanıması lazım. Kim bu? Aa işte kulüp. Yani futbol çok bu tanıtım olayıyla ilgili inanılmaz bir... Peki Türkiye'nin 81 ilini bilen biri olarak siyasete girmeyi düşünüyor musunuz? Yok, tövbe. Neden tövbe? Neden tövbe? Türkiye'de çünkü siyasette bir paylaşım yok. Yani bir sürü partiler isyan ediyorlar. İşte başkanlık sistemi mi olur? Başkanlık sistemini kendiniz kendi partilerinizde yapıyorsunuz. Yani başkanlık sistemi yani uygulamayan parti var mı? Halk olarak sizi seçmiyoruz ki istediklerimizi. Siz seçiyorsunuz, birinci sırada bu diyorsunuz. Ben onu seçiyorum, onu istemiyorum belki. Yani delegasyona dayanıyorsa olay, o zaman siz, delegeler sizinse, bir bakın hiçbir parti başkanı istemeden gitmiyor. Bunun için siyaset istemiyor. Başarısız olmuşsun, başarısız olmuşsun. 1000 tane seçime girmişsin. Başarıyla çıkamamışsın. E niye oradasın? Seni kimse götüremez istemezsen yani, oluyor. Yani hiçbir şeyi, ya kimse kimseye eleştirme hakkı yok Türkiye'de. Hiçbirimiz doğru yapmıyoruz. Masum değiliz, hiçbirimiz diyorsunuz.